Şöyle sıcak sıcak getireyim. Anneciğim sağ ol vallahi ya. Beni var ya senden başka düşünen yok anne. Teşekkür ederim. Ya tabii düşüneceğim anneciğim. Bahadır hatırlar mısın? Sen Anadolu Lisesi sınavlarına böyle hazırlanırken de ben sana hep kek ve çay getiriyordum. Hatırlamaz olur muyum annem benim? Sağ ol. Canım benim. Fen Lisesi sınavlarına hazırlanırken de hep böyle kek ve çay getiriyordum. Evet canımsın sağ ol. Üniversite sınavlarına hazırlanırken de böyle kek ve çay getiriyordum. Evet. Şimdi KPSS sınavına hazırlanıyorsun. Ben yine kek ve çay getiriyorum. Anne bu konuşma iyi bir yere gitmiyor galiba. Ne zaman bitecek lan bu döngü? Yıllardır sen bir sınava hazırlanıyorsun, ben sana kek ve çay getiriyorum. Sen hazırlanıyorsun, ben getiriyorum. Sen de bir... Burama kadar geldi, sen hala öğretmen olmadın mı lan? Niye öğrenci gibi hala test çözüyorsun? Anneciğim yani fakülteyi bitirmekle olmuyor ki bu iş. Hı. Yani benim öğretmen olmam için atanmam lazım. Atanmam için de KPSS'ye girmem lazım. Atanacağın ne olacak, ha? Anadolu'nun ücra bir köşesine gideceksin, öyle bir okulda öğretmen olacaksın. İnşallah anne ya. Hayır, bir sürü köy okulunda öğretmenini bekleyen öğrencilerle dolu Anadolu. Anadolu, anan çok dolu. Sen ne zaman yuva kuracaksın ya? Yıllardır bir bilinmeyenin peşinden gittiğin yeter. Soru çözmekle olmaz. Sigortalı maaşlı bir işe gir, yuvanı kur ya. Ha? Aa, bir X'ye verdiğin değeri yemin ediyorum ailene verseydin çok mutlu mesut olacaktık yani. Ya anneciğim öyle bir şey olur mu Allah aşkına? Hem sana niye anlatıyorum ki ben bunu ya? Bak öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Ben herkese matematiği yavaş yavaş sevdiririm. Anne sen ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Matematik. Bakayım nasıl matematik? Ver bak. 4 dilim kek, 3 tane çay. Anne sen adisyon mu tutuyorsun? Ne yapayım baban istiyor. Adam da çok üzülüyor artık. Allah Allah neye üzülüyormuş acaba? Ha bana mı bana verdiği paraları mı? Sahi nerede o ya? Ha kapı. İyi insan geldi zar. Bir çay fazladan yazdın ha. Otosanayiden İbrahim Usta. Ne işi var ki burada? Hay Allah tesadüf. Ben de kapıda karşılaştım. Aa oğlum Bahadır. Sen de mi buradasın? Yoksa bu tesadüf bizi anlamlandırmamız gereken bir şey mi işaret ediyor? Aa Bahadır oğlum işsiz mi? Şu işe bak tesadüfe de bak. Benim de sanayide tıpkı Bahadır gibi böyle kaslı, kuvvetli. Cevval bir adama ihtiyacım var. O zaman yarın gelsin başlasın. Evet. Çok harikasınız ya. Çocuk oyununuz harika gerçekten. Ya ben 4 sene fakülte okudum. Ne işin var benim otosanayide baba? Oğlum bak, bak oğlum, bak lan, bak. Canım yavrum, böyle iş beğenmezsen işsiz kalırsın ama yavrum ya. Ben nasıl kötü bir babayım ya? Allah'ım ben ne kadar kötü bir babayım. Bu çocuk üniversite tercihini yaparken buna öğretmenliği ben nasıl yazdım? O elim gitmeyeydi oraya, yapmayaydım. Bir insan kendi öz evladına böyle bir kötülük yapabilir mi öğretmen oldu ya? Öz evlat demişken baba sen anneme adisyon mu tutturuyorsun? Şimdi oğlum bak hesap çok basit. 4 yılda 450'den ayda çarpacaksın. Şimdi sen normalde yurda da çıkmadın, biz senin ev kiranı ödedik ya. İşte bunun yemesi, içmesi, kıyafeti, yolu filan derken ortalama 46.765 kuruş tutuyor ama oğlum. Vay be baba, kuruşu kuruşuna saydın mı cidden bak, ya? Bak yanlış anlama, ben orasında değilim ama bu para ne zaman geri gelecek oğlum? Yani bu yatırım diyorum, ne zaman kâra dönecek? Baba her şey para mı? Evet. Aşk olsun ya. Nerede sevgi, nerede fedakarlık, nerede anlayış? Lan 2020 yılındayız. Ne sevgisinden bahsediyorsun? Vay be pes. Felaket. Bahadır. Evet. Oğlum sen ne okudun? Matematik. Bu ne Bahadır? Hesap makinesi. İşte bu çıktıktan sonra matematik bitti. Artık matematik vurdu oğlum. İnsanlar buradan yapıyor artık bu işlemleri falan ya. Ya İbrahim abi böyle düz mantık olabilir mi ya? E Pisagor ne olacak? Ya Pisagor dediğin duvara işemeye yarayan bir alet. Allah Allah. Ben sana matematik öğreteyim mi oğlum? Evet. Kaç liram var cebinde? Hiç. Boş küme! Boş küme! Boş küme! İsmail abi tamam. Üstüne gitme çocuğun. Belli ki çok okumaktan beyni sulanmış. Bakın matematik evrensel bir dildir. Yani bugün kullandığımız şu teknolojiyi bile matematik sayesinde kullanıyoruz. Ne alakası var Bahadır ya?
Araba mesela, direksiyon başlarken 4 işlem mi yapıyorsun? 6 kere 8 14, ne alakası var arabayla? 6 kere 8 14 değil bile. Tamam 16 olsun, ne alakası var arabayla? Tamam İbrahim abi, bir gelsene. Güzel örnek verdin, araba. Oradan ilerliyorum. Şimdi arabanın tekeri daire, değil mi? Evet. Dairedir. İşte biz onu matematiğin bir alt kolu olan geometri sayesinde icat ettik. Geometri diye bir şeyin varlığına inanmıyorum. Tekerlek için ihtiyacımız olan şey hava. Onu da doğadan alıyoruz çok şükür. Yasama. Bak kim gelmiş, anasının kuzusu gelmiş, boyuna posuna kurban oldum. Eve ekmek getiren oğlum gelmiş, canım gelmiş. Sana kurban olsunlar ona. Anan sana kurban olsun. Kaçın ben, oturuyorum. Baba. Adam, adam. Yok, merhaba aslan. Gel. Oğlum o benim. Koç, aslan. Yok. Aslanım benim. Bak bu çocuk zeki. Bunun gibi değil. Bu tevekkül ama bu çok zeki. Ben zamanında henüz çok cahilken buna oku dedim. Baba ben okumayacağım dedi. Neden? Adam geleceği görüyor. Gitti inşaata girdi. Şu anda çimento dükkanı var adamın ya. Az kalsın okuyup kendini mahvedecekti İbrahim Usta. İşte okumakla hiçbir alakası olmayan bir başarı. Allah muhafaza ya okusaydı. Ya tövbe de ya. İbrahim Usta ben eğer ki bak okusaydım. Koskoca çimento devi olacak zamanı nereden bulacağım bulamam ki. Doğru söylüyor. Feridun. Anne. Ölümü gör kardeşini de al dükkana, ne olur orada dursun. Anne ne diyorsun sen ya? Benim ne işim var çimento dükkanında ya? Aa, o ne demek ya? Abisinin gibi olur mu öyle şey ya? Koskocaman adamsın. 2-3 tane çimento torbasını yükledin mi? Sen böyle yardır gidersin ha. Ha? Abi öğretmenim ben, öğretmen. İyi bir tane alırsın, niye rüzgar yapıyor? İsmail abi, bu Bahadır niye böyle farklı oldu ya? Acaba? Bizim hatamız. Biz bunu zamanında okutmayıp bunu direkt sanayiye verecektik. Ama hiç kimse uyarmadı ki bizi. Öğretmenler hiçbir şey demedi ki. Hani diyorlar ya, bu çocuk okumaz, bunu sanayiye ver. Tam tersi olmalı. Uyarmaları lazım. Bak bu çocuk okuyabilir. Aman ha, dikkat edin. Bak kendinize mukayyet olun. Okuyabilir bu, alın bunu sanayiye götürün demeleri lazım. Eğitim sistemi buraya gidiyor artık. Ya ben... babacığım, ben sevdiğim işi yapmak istiyorum ya. İş diyor, sevmek diyor. Lan oğlum, iş sevilir mi lan? Sen işi sevilir bir şey mi zannediyorsun? Kedi mi lan bu? İş sev... İbrahim Usta, sen işini seviyor musun? Nefret ediyorum. Sen oğlum seviyor musun? Ya baba, Allah seni inandırsın. Bazı geceleri dua ediyorum Allah'ım uykumda öleyim de sabah uyanmayayım diye. Çok normal çünkü olması gereken bu Bahadır. Ben her sabah 9'da şaltere indiriyorum, akşam 6'da kaldırıyorum. Çünkü iş dediğin sevilmez. İş bulduğunda sevinilir. Ben bakayım. Hem çalışkan hem kapıya bakıyor. Biri var kapıda, ben tanımıyorum. Tanıyan var mı bunu? Kim o? Merhabalar, Bahadır Hoca'nın evi burası mı? Buradayım, burada. Aa, Ozan. Aa, hocam. Ozan benim öğrencim ya. Üniversitede öğrenciyken ona ders veriyordum ben. Hocam. Ne haber? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Bunu da yaktım demiyor da. Ozan'cığım hayırdır ya, bu ne sürpriz? Hocam sizi görmek istedim. Çünkü sizin sayenizde yurt dışında burslu eğitim fırsatı kazandım hocam. Evet gerçekten, yani yarın sabah ilk uçakla gidiyorum. Bana ev verip maaş bağladılar. Sözümü geri alıyorum, bir tek kendine hayrı yok. Hocam gerçekten her şey sizin sayenizde oldu. Yani sizin o eğlenerek anlattığınız matematik dersleri sayesinde oldu hocam. Yani size borcumu ne kadar ödemeye kalksam az biliyorum ama ben sizin için bir şey yaptım. Para verecek, çocuğa para verecek, çok şükür para verecek. Bir sayı buldum ve ismini sizin adınız koydum. Allah kahretmesin lan, ben de bir şey sandım. Ya. Gerçekten hocam, artık tüm dünya bu sayıyı Bahadır sayısı olarak bilecek hocam. Ne kadar güzel. Peki Bahadır aylık alacak mı bundan? Para kadar, yani toplumu alacak yoksa sayı her kullanıldığında mı alacak? Ha yok, para falan yok efendim. Bu manevi değeri çok yüksek bir şey. Yani paradan daha kıymetli değil mi? Değil. Bunlar beynini mi yıkamışlar, ne oluyor? Herhalde. Ya abicim, esas değer para mı ya? Allah aşkına. Bak. Ozan benim sayemde Avrupa'da okuyacak ve belki de ucu bize dokunan bir buluş da gelecek buraya. Evet, Bahadır Hoca olmasaydı asla olmazdı. Peki cebinde kaç lira var? 13 lira. Git abi! Git! Sigara! Git! Baba, öğretmenlik insana yatırımdır. Şuna bir el atın, yatıralım. Allah'ını seversen baba, bir el atın, ya, insana yatırım yapalım. Şunu bir sanayiye yatıralım abi. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de